Son seansta karşınızdayız. Son seansta Merkez Bankası'nın bugün para ya da menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Bu verileri konuşacağız. Merkez Bankası'nın verilerine göre döviz mevduatında küçük bir çözülme var ama Türk lirası mevduatta da çözülme var aynı zamanda. Dolayısıyla iki taraftan çözülen paranın nereye gittiğini bulmaya çalışacağız. Paranın izini süreceğiz. Bu arada Merkez Bankası'nın hem brüt hem net rezervlerinde 2 milyar doların üzerinde 2,5 milyar dolar civarında bir artış var. Bunları da konuşacağız. Bugün bize son seans süresince Belgin Maviş eşlik edecek. Belgin Maviş'e Merkez Bankası'nda gelen verileri soracağız. Aynı zamanda Merkez Bankası verileri sonrasında hem net hem brüt rezervdeki artışı, bu arada döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmenin paranın nereye gittiğine dair yanıtlarını da kendisinden almaya çalışacağız. Rakamlara bakalım. Dow Jones 30.894 puanda 0.77 yukarıda. S&P 500 3.850 puanda 0.51 yukarıda. Nasdaq 13.475'te, orada da 0.47'lik bir artış var. Amerikan 2 yıllıkları 0.115, 10 yıllıklar 1.141, 30 yıllıklarda 1.934'te. MTA'ya bakıyoruz şimdi. 10 altın 1789, dolarda %2.42 aşağıda. Brent petrol 58 dolar 68 sentte. 60 doları görmesi an meselesi. Amerikan ham petrolü de 56 dolar 12 sent olarak gözüküyor şu an. Evet, yayının başında söylediğimize dönüyoruz. En başta ne demiştik? Son gelen enflasyon verisi, Ocak ayı verilerini saymazsak, bugün itibariyle piyasalarda işler yolunda. Merkez Bankası'ndan gelen veriler de umut verici. 2-2,5 milyar dolar civarında bir artış var. Net ve brüt rezervlerde ayrı ayrı. Bu arada döviz tevdiat hesaplarında küçük bir çözülme var. Ama aynı zamanda Türk lirası mevduat hesaplarında da bir çözülme var. Dolayısıyla iki taraftan çözülen paranın nereye gittiğini anlamaya çalışacağız. Şu anda Skype hattımızda Belgin Maviş var. Belgin Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar Ali Bey, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nereden başlayalım diye soracağım ama şu paranın nereye gittiğini önce bir takip etmemiz lazım. Yani paranın izini süreceğiz, biliyorsunuz değil mi? Ekonomi yayıncılığında evet, kuraldır. Önce paranın izini süreceksiniz. İnsanın değil, paranın izine bakacaksınız. Şimdi hem döviz tevdiat hesaplarında küçük bir çözülme var, 1 milyar doların biraz üzerinde. Bu arada Türk lirasında da aynı şey söz konusu. Döviz tevdiat hesaplarında son 3 gündür devam eden bir çözülme var. Yani hafta başından bu yana gelen bir çözülme var. Türk lirasında da benzeri bir tablodan bahsedebiliriz. Nereye gidiyor bu para size göre? Şu anda paranın adresine baktığımızda dövizden çözülen para TL mevduat tarafında da aslında, daha doğrusu devlet iç borçlanma senetleriyle Eurobondlar tarafında pozisyonunu almaya devam ediyor gibi gözüküyor. Ama genel anlamda baktığımızda Türk lirasına geçerek daha likit kalmayı tercih ediyor gelişmelere bakmak açısından. Çünkü Amerika'daki yaşanan, o borsadaki yaşanan gelişmeler sonrasında hem küresel bazda hem de içeride yatırımcıların pozisyonlarını biraz daha azalttığını, başta yabancılar olmak üzere hisse senetlerinde hala bilanço dönemi olduğu için bazı pozisyonlarını korusalar da, örnek vermek gerekirse %40 hisse senedinde ise bunu %20 seviyesine çekmiş durumdalar. Ama yabancının özellikle son dönemdeki faizlerin, TL faizlerinin cazibesiyle birlikte
devlet iş borçlanma senetlerinde pozisyonlarını artırarak devam ettiklerini de görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda para nerede sorusuna para daha likit bir şekilde ve gecelik overnight'lar da şu anda bekliyor. Çünkü 32 gün vadeli mevduat tarafına baktığımızda Aralık ayında %18'e varan faiz oranlarının gerilediğini ve %17.25 ile %17.75 arasında şu anda uygulandığını görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda daha çok düşük de olsa %14-15'lik gecelik getiriyle birlikte overnight'larda bekliyorlar ki yeni pozisyon açabilmek için fırsatları kollamak adına. Evet. Şimdi Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistikleri geliyor. Çok sayıda playlistimiz var. Onların her biri tek tek ekrana gelecek. Belki her birinin üzerinde tek tek konuşmayacağız ama önemli gördüklerimizi bir bahsederek geçeceğiz. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı biraz önce söyledik. 1 milyar 48 milyon dolar azaldı. Bir önceki hafta 236 milyar 106 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Ocak'la biten haftada 235 milyar 58 milyon dolara kadar düştü. Bu veriden başlayarak yani şu birinci tabloyu yorumlarsak. Tabii ki. Şöyle söyleyelim, özellikle burada baktığımızda döviz mevduatlarında yılbaşından bu yana 563 milyon dolarlık bir gerileme oldu. Son derece normaldir. Dövizdeki geri çekilme özellikle 7.32 desteğinin kırılmasıyla birlikte dövizden TL'ye geçişin hızlanması burada etkili olduğunu düşünüyorum ben. Öte yandan Merkez Bankamızın özellikle Ocak ayını pas geçti ama onun öncesindeki faiz arttırımlarıyla birlikte TL reel getiri tarafında mevduatın pozitife dönmesi de bu hareketi hızlandıran başlıca unsur oldu. Zaten özellikle enflasyonla ilgili mücadele konusundaki atılan adımlar, verilen mesajların net bir şekilde TL varlık fiyatlamalarına pozitif yansıdığını gördük. Bununla birlikte Türkiye'nin CDS'lerinin özellikle 300'ler seviyesine hızlı bir geri çekilmesi, hatta 300'lerin altına doğru geri çekilmesinin devam etmesi de burada tabii ki önemli bir etkendi. Öte yandan şöyle bakıyorum, yabancının menkul kıymet anlamında baktığımızda 29 Ocak haftası itibariyle 75 milyon dolar menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş. Evet. Yılbaşından bu yana da baktığımızda hisse senedi ve tahvilden çıkış 635 milyon dolar çıkış ise 635 milyon dolar, pardon özür dilerim, yılbaşından bu yana hisse senedi ve tahvile olan akış ise 635 milyon dolar almış. Şunu ifade edeyim, şu anda yabancı Şubat ayı olduğu için hem içeride bilanço dönemi hem küresel bazdaki bilanço dönemi bu fırsatları değerlendiriyor. Ama bu burada hisse senedindeki pozisyonlarını değiştirip devlet iş borçlanmaya geçmesi ya da TL varlıklarda likit olarak beklemesi gelişmeleri takip etmesi açısından bir nefes alma olarak da değerlendirebilir. Ama genel anlamda baktığımızda Merkez Bankamızın rezervlerinin artışı anlamında ise bir para girişinin olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Peki, rezervlere gelelim. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 2 milyar 640 milyon dolar arttı. Rezerv artışını neye bağlıyorsunuz? Yani sürdürülebileceği konusunda herhangi bir umudunuz var mı? Böyle devam edeceğini düşünüyor musunuz? Evet, böyle bir soru sizin tarafınızdan geleceğini düşündüğüm için. Harika. Ocak ayı başından itibaren Merkez Bankamızın rezervlerindeki hareketlere baktım. Yani 8 Ocak haftasıyla başlayan ve 29 Ocak haftasına kadar olan haftalık bazda baktığımda biz yeni yıla toplam rezerv olarak 92 milyar 564 milyon seviyesinde başlamışız. Bu 15 Ocak haftasında bir anda 90 milyara gerilemiş. Ancak 22 Ocak haftasında baktığımızda yeniden 93 milyar seviyesine yükselirken 29 Ocak'ta bu 95 milyar seviyesine çıkmış. Bu açıdan baktığımızda altın rezervlerinde hafif bir erimenin olduğunu görüyoruz. Çünkü yeni yıla biz 43.887 milyar dolar seviyesinde altın rezerviyle başlamışız. Sonra bu seviye 42 milyar dolar seviyesine inmiş ve bu seviye hafif çaplı azalışlarla haftalık bazda devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda bir değişim var. Öte yandan da dış borçlanma gerçekleştirmemesi tam tersi yabancı yatırımcıların küresel bazdaki negatif faiz ortamında yavaş yavaş pozitif faiz olan
pozitif faiz konusunda da daha çok veren ülkelere doğru bir akışı görüyoruz. Eğer siz ekonomik ve siyasi anlamda bir istikrar çizgisini yakalamaya başlarsanız zaten bunu sıcak para hareketlerinin girişi şeklinde görürsünüz. Yavaş yavaş bu artış bir Merkez Bankamızın uyguladığı politikaların net ve anlaşılır olması, ikincisi güven vermesi, bu hareketin artarak devam etmesini bekliyorum. Şu anda bu yatırım amaçlı bir paradan ziyade sıcak para hareketi olarak gözüküyor girişler. Evet. Belgin Hanım, şimdi bankaların, 5 bankanın çeyreklik sonuçları var. Onlar gelecek ekranımıza. Arkasından kümülatif sonuçları da ekranımızda olacak. Arkadaşlarımız tam ekran verecekler, şu anda verdiler. Akbank, Garanti Bankası, QNB Finans Bank, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi ile ilgili finansallar geldi. Bunları böyle üzerinde, yani bildiğiniz, en çok bildiğiniz bankadan başlayarak giderseniz sevinirim bir değerlendirme için. Tabii ki. Yapı Kredi Bankası'ndan başlayalım. Geçen yılda iyi bir performans sergiledi. Yani geçen 3. çeyrekte de iyi bir performansla ve sürpriz karlılığıyla dikkat çekmişti. Ve sıralamada da yerini 4. sıraya taşımıştı bankalar arasında. Bu anlamda baktığımızda 2020 yılında da 5 milyar 80 milyon liralık bir kar rakamına ulaştı. Aynı zamanda da değişim anlamında baktığımızda diğer bankalardan açık ara ayrılmış görünüyor. İkinci sırada ise bunu Akbank'ın finansalları izliyor. Bankadan gelen açıklamalara baktığımızda özellikle öz kaynak karlılığını %12 arttırdığını, yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışında bırakıldığında sermaye yeterlik rasyosunun ise 17'nin biraz altında 16.7 olduğunu görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Birincisi pazardaki payını genişletme, ikincisi attığı adımlar, üçüncüsü de nakit kredi hacmindeki genişleme. 2019 sonu itibariyle %23 oranında bir artış göstermiş ve 281.8 milyar liraya yükselmiş. Bu da kredi hacmini %26 arttırdığını gösteriyor bankaya ve banka piyasaya şu şeyi de veriyor, mesajı da veriyor. Kaynak aktarımında ön sıralardayız. Zaten orada değişimlere de baktığımızda bankalar arasındaki şeyde en iyi performansın Yapı Kredi'de olduğunu görüyoruz. İlginç olansa hisse fiyatlamasının diğer bankalardan çok ayrılmadığı, yani daha henüz bu konuda bu bilançonun bence fiyatlamalara yansımadığı kanaatindeyim. Ancak genel anlamda baktığımızda bankacılık sektörünün 2021 birinci çeyreğinde üzerindeki o aktif rastosu gibi etkileri üzerinden attıktan sonra özür dilerim, çekirdek sermaye tarafındaki baskı yaratan unsurları giderecektir. Çünkü geçtiğimiz yıl özellikle bankacılık sektöründe baktığımızda onların en çok gelir kaynaklarından bir tanesi olan komisyon gelirlerinde ciddi azalışlar, bununla birlikte vermiş oldukları kredilere istinaden ayırmış oldukları karşılıkların karlılıklarını düşürmesi etkili olmuştu. O açıdan bilançolarında evet kar rakamlarını getirdiler, ancak bu kar rakamları ya beklentilere paralel ya da beklentilerin biraz altında gerçekleşti. Bu açıdan Yapı Kredi başta olmak üzere Akbank'ı biraz daha ayırmamız gerekiyor. Başarılı bir performans göstermişler. Evet. Borsaya birazdan geleceğiz. Sizinle enflasyonu konuşamadık. O yüzden eksiklik addediyorum. Sizinle mutlaka konuşmamız gerekiyor. Enflasyonla ilgili 3 tane grafiğimiz var. Bir tanesi son 2 yıl Türkiye aylık TÜFE değişimi grafiği geliyor. 1.25 Aralık ayı itibariyle geride bıraktığımız ay 1.68 ile noktaladık. Dolayısıyla yılın tamamını da 14.97 ile, yani 12 aylık bazda baktığımızda 14.97. Politika faizimiz hala 17'lerde. O bakımdan orada çok endişe edici bir durum yok. Ama aradaki makasın giderek kapandığını görüyoruz. Evet. Şöyle söyleyebilirim, çekirdek enflasyon verilerinin hala yüksek seyretmesi enflasyonda yükseliş eğilimini tehdit ediyor. Bir kez daha şöyle açıklamak gerekirse çekirdek enflasyona neden bakıyoruz? Maliyet tarafını gösteriyor bize. Evet. Ve maliyet tarafı hala son derece yüksek. Bu açıdan baktığımızda fiyatlamaları bozan etkiler içerisinde kurdaki yükseliş ve oynaklık ve buna bağlı olarak da fiyatlama alışkanlıklarını uzun süre yükseliş eğiliminin korunması. Beklentiler neydi? %14.70-75 aralığında yıllık bazda bir enflasyon gelebileceği yönündeydi. Ancak bu
4.97 olarak gerçekleşti ve çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda ise özellikle burada güçlü bir iç talebe rağmen kur artışının gecikmeli etkilerini de görmüş olduk. Tabii bu enflasyon rakamının içinde son gelen zamların olmadığını bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor. Başta doğalgaz olmak üzere, evet, şekere gelen fiyat artışları, ÖTV zamları gibi şeyler Ocak ayı enflasyon rakamında gözükmüyor. Ancak enflasyon raporuna baktığımızda Sayın Naci Ağbal'ın özellikle hem karar metnindeki ifadeleri hem de yaptığı açıklamalarda enflasyonun bu yılın ilk 4 ayında, 4-5 aylık periyodunda yükseliş eğilimine devam edebileceğini ve bu konuda taviz vermeyeceklerini söylemişti. Aylık bazda %2.7, yıllık bazda %26.2 seviyesinde artan üretici fiyatlarının elbette ki enflasyon fiyatlamasına baskısı devam edecektir ve biz bu anlamda bunun etkilerini görmeye devam ediyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim, zorlu bir süreçten geçiyoruz bu açıdan baktığımızda, fakat başta gıda fiyatlaması olmak üzere bu konudaki yapılan çalışmaların biraz daha detaylandırılması, bu fiyatlama alışkanlıklarında o tarladan tüketiciye gelen süreç içerisinde fiyatlamayı bozan etkenlerin tam olarak yerinde saptanması gibi unsurlarla Merkez Bankası'na destek verilmesi gerekiyor. Çünkü sadece sıkı para politikasıyla bu enflasyonun yükseliş eğilimini belli bir süre için baskılayabiliriz. Burada eğer bunu bozan maliyetler tarafındaki artış ve gıda tarafındaki önlenemeyen yükseliş ise bunun için biraz daha zamana ve biraz daha yoğun mesaiye ihtiyacı var hükümetin. Evet. Bergin Hanım, çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan 3 tane yeni birim var. O birimlerden bir tanesi tam da bu konuya dair. Orada biliyorsunuz gıda ve tarım fiyatlarını izleme komitesi, daha doğrusu birimi oluşturuldu. Bu birimin neler yapacağını ya da nasıl çalışması gerektiğini sizden dinlemeye çalışacağız. Çok kısa bir ara. Belgin Mavişle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Enflasyonu konuşuyorduk ve üretici enflasyonuna geldik. Üretici enflasyonla ilgili bir grafiğimiz var. O gelecek ekranımıza. %26.16'ya yükselmiş durumda. Şimdi tüketici enflasyonunu da biz hoş karşılamayız. Ondan da korkarız ama üretici enflasyonundan daha fazla korkarız. Çünkü üretici enflasyonu bir süre sonra gelir, tüketici enflasyonunu yukarıya doğru sürüklemeye başlar. İşte bu etkiyi bir süre sonra göreceğiz diye düşünüyorum. Önümüzde bir de Ramazan var. Ramazan ve Ramazan sonrası ortaya çıkacak olan tüketim var. Nasıl görüyorsunuz? Nereye doğru gidiyor? Enflasyonla mücadele konusunda acaba nasıl bir süreç izleyeceğiz size göre? Ali Bey, enflasyonla ilgili yorumlardan bir tanesinde raporun içerisinde şöyle bir ifade vardı. 2019 hikayesinde erken faiz indirimi yüzünden inatçı fiyatlama alışkanlıklarını kıramamıştık şeklinde. Evet, evet, doğru. Ve ne kadar faiz burada son derece önemli bir göstergedir. Faizi indirme ya da yükseltme anlamında zamanlamayı kaçırırsanız bunun fiyatlar üzerinde çok ciddi etkileri olur ve o engeli kırabilmeniz zaman alır. Bu açıdan baktığımızda özellikle mevsimsellikten arındırılmış aylık fiyat artışları Ocak ayında %1.7 seviyesine ulaştı. Aralık'ta bu oran %0.8, Kasım'da ise %0.9. Bir anda bu şekilde yükselmesi, kurun o 8.50 hareketini yapıp dönmesi noktasında yeniden karşımıza çıkıyordu. Bu da demek ki özellikle gıda fiyatlamalarında sadece mevsimsel etkiler ya da sadece kur etkisi değil, burada fiyatlamalar konusundaki yapılan yanlışların da etkilerini görüyoruz ya da işte her şeyi kura bağlamak ama kur çekildiğinde bunu fiyatlara yansıtmamak gibi inatçı bir tutum da var. Bu aradaki farkın oluşumundan kaynaklanan. Bu açıdan baktığımızda özellikle bozulan fiyatlama alışkanlıklarının tekrardan normalleşebilmesi açısından oldukça uzun ve meşakkatli bir yolun olacağını biliyoruz. Yeni hazırlanacak bir gıda reformu, tarladan masaya kadar, evet, olan süreç ve bu fiyatlamaların hangi noktada bozulduğunu bulamazsak ve kuru da belli seviyelerde dengeleyemezsek
Hatta sizinle geçen haftaki yayınımızda bir takip izleyicinin şöyle bir yorumu vardı. Dolar 7.20 lira ya da 7.50 lira olması önemli değil. Aynen. Önemli olan ne kadar sürece bu seviyede kalabilecek. Çok iyi hatırladınız. O açıdan evet. Baktığımızda fiyatlamaları tam olarak oturtabilmemiz için öncelikle yapmamız gereken maliyet tarafındaki enflasyonu düşürmek adına kuru belli bir bant aralığı içerisinde fixlemek doğru bir deyim olmayacaktır da normalleştirmemiz gerekiyor Ali Bey. Evet, onu çok iyi hatırladınız. İş dünyasından gelen yorumlarda, yani birden çok kişiden benzeri yorumlar geldi. Mesela şöyle söylüyor üreticiler, yani ihracatçılar, üreticiler. Biz faizlerle mücadele ederiz. Yani faiz evet çıktı, nasıl olsa bir süre sonra inecek. Faiz orada kalamaz. Ama kurla mücadele edemiyoruz. Yani faize göre kendimizi ayarlarız. %25-27 faiz öderiz, kredimizi alırız, kullanırız. Ona göre kar marjımızı daraltırız ama üstüne bir de kur meselesi geldiği vakit, o vakit işte şaşırıyoruz ve ortada kalıyoruz. Muhtemelen üreticinin burada en çok şikayet ettiği konuların başında o geliyor. Yani biz faize çok takılmış durumdayız. Oysa faize takılmadan kurla ilgili dengelemeyi yapmış olsak belki bugün bunları konuşmak zorunda kalmayabilirdik. Hatta enflasyon buralarda olmayabilirdi eğer kurla ilgili mücadelede başarılı olmuş olsaydık. Evet, ona dair görüşünüzü de merak ediyorum. Eğer siz faizleri vaktinden önce indirirseniz buradaki reel getirinin hızlı bir şekilde diğer alternatiflere kaydığını görürsünüz. Ya bu kur tarafındaki hareketi tetikler ya da bununla birlikte emtia tarafındaki hareketi. Bizde genellikle faiz tarafındaki sert düşüşler oradaki getiriye alışık olan yatırımcı kitlesini otomatikman dövize ve altına, daha çok da dövize yönlendirir. Ve de bu ister istemez kur üzerinde yukarı yönlü hareketleri tetikleyen unsur olur. Bunun adı bazen siyasi belirsizlik olur, bazen yaptırım olur. Ama özüne baktığımızda getiri tarafında siz reel getiriyi TL varlık fiyatlarında belli bir seviyede tutamazsanız buradan kaçan para mutlaka dövizde pozisyon alır. Ve o dövizin yükselmesi de size geri dönüş olarak fiyatlamalar üzerindeki ciddi bozulmalar şeklinde olur. Siz bir yandan kurdaki yükselişe, tabii ki o kur yatırımcısından bahsediyorum. Evet. Buna sevinirken öte yandan başta doğalgaz olmak üzere elektrikten doğalgaza ve gıdaya kadar tüm ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlarla karşı karşıya kalırsınız. Türkiye 2018-2020 dönemi içerisinde ciddi kur ve faiz tarafındaki ataklarla da karşılaştı. Bu açıdan baktığımızda faizi doğru zamanda aşağıya ve doğru zamanda yukarı doğru hareketlendirmemek bu açıdan da kur tarafındaki o keskin yükselişleri de ne yazık ki beraberinde getirdi. Burada önemli olan düzgün bir kur politikasına sahip olmak. Şu anda mesela kurda dolar endeksine rağmen TL varlık fiyatlamalarındaki pozitif etkiyle özellikle CDS'lerdeki risk primindeki düşüşle birlikte sert bir geri çekilme hareketini görüyoruz. Bu da aslında belli başlı fiyatlamaları ve dinamikleri bozuyor. Evet, buna sevinmeliyiz. Kur yavaş yavaş kendisi piyasa koşulları içerisinde belli bir noktaya gelmeye çalışıyor. Ama öte yandan hareketin seriliği açısından söylüyorum. 7.30-7.32 bandı 200 günlük teknik olarak hareketli ortalamaların geçtiği kuvvetli bir destek noktası olmuştu. Çünkü daha öncesinde defalarca denemiş ve kıramamıştı aşağıya doğru. Ama bu hafta dolar endeksinin 91'in üzerine çıkması, küresel bazda doların değer kazanımına rağmen ki burada Euro'daki değer kaybı etkili, dolar TL'de biz sert bir düşüşü beraberinde gördük. Ve bu açıdan baktığımızda kurun şimdi bu önümüzdeki haftanın itibaren hangi seviyeleri kendine destek alacağı önemli olacak. Bu hem ihracatçı hem de ithalatçı tarafında da zorlukları beraberinde getirecektir. Düşünsenize haftaya 7.30 seviyesinden başlıyorsunuz ve haftayı da muhtemelen 7.10 seviyesinden tamamlayacaksınız. Siz bir ihracatçı ya da ithalatçıysanız bu kuru hangi noktada fixleyeceğini bilemiyorsanız bu ciddi anlamda da problem demektir. O açıdan baktığımızda ciddi bir enflasyon politikamız kadar ciddi bir kur politikamızın da olması gerekiyor ki biz enflasyonla gerçek anlamda, gerçek manada savaşabilelim ve o savaşı kazanabilelim. Çünkü bu hafta bir diğer gelişme de hükümetin
bizim kendi aramızda mazeret mektubu. Evet. Ama daha şey resmi dilde enflasyonla ilgili gerçekleşme mektubunu gönderdi. Burada da tabii ki hedefler anlamında da evet hep bir %5'imiz var ama mevcut Türkiye'nin nüfusunu ve ticari potansiyelini, gelişimini göz önünde bulundurduğumuzda buradaki enflasyon hedefimizi de bir kez daha gözden geçirmemiz gerekebilir diye düşünüyorum. Evet. Ona siz değindiniz, ben de bir ilave yapayım. Siz yeniden ilave yapabilirsiniz. Mesela bu yılki enflasyon hedefini 9.4 olarak belirlemiş durumda ama geçen yıl belirlenen hedefti, yani bir önceki ekonomi yönetiminin belirlediği hedeflere biraz sadık kalarak halletmeye çalışıyor Merkez Bankası. Ama 2023'te biz %5'i her şekilde bulmaya çalışacağız diyor Naci Ağbal. Biz ona inanmak zorundayız, inanmak istiyoruz. Çünkü hakikaten enflasyonun aşağı doğru gelmesi ülkede pek çok şeyi düzeltebilecek durumda, düzeltir. Hatta yegane ilacın bu olduğunu düşünüyorum. Geçmişte faiz politikasıyla ilgili olarak, yani hani böyle çok basit indirgemek gerekirse, faizi bir ekranda işte bir Atari oyununa benzetirsek, elimizde joysticklerle faizi sürekli indirmeye çalışıyoruz. Faiz yukarı doğru giderken, enflasyonla beraber, yani enflasyon yukarı, faiz yukarı doğru giderken biz sürekli faizin kafasını aşağı doğru çekmeye çalıştık. Böyle bir Atari oyunu gibiydi ama olmadığını gördük. Yani olmadığını gördük, hem de çok acı bir deneyimle görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada çok daha gerçekçi, daha efektif bir faiz politikası izleniyor bence. Bir süre sonra faizlerin normale dönmeye başladığını göreceğiz ama önce enflasyonun aşağı doğru gelmesi gerekiyor. Şu anda umut henüz o kadar yeşermiş değil. Yani bu yıla baktığımızda 9.4'ün de çok fazla gerçekleşebilecek bir hedef olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum ne dersiniz? Tutturabiliriz. Tabii ki bu gelişmelere de bağlı olacaktır ama burada önemli olan bir diğer hususta küresel bazdaki merkez bankalarının, örneğin FED ve Avrupa Merkez Bankası'nın uygulamış oldukları politikaların ve açıklamış oldukları teşvik programları dahil olmak üzere bunları bir kez daha gözden geçirmeleri ve uyguladıkları bu politikaların diğer ülkenin ekonomisinde yarattığı tahribatı ölçmeleri gerekiyor. Nasıl bankalara stres testi yapılıyorsa aynı şekilde onların da bugüne kadarki uyguladıkları politikalar ve bunların kendi para birimleri üzerindeki yarattığı etkinin diğer gelişen ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini etkileme yöntemine ve şekillerine bakmaları gerekiyor. Bu iş sadece teşvikleri arttırmakla ya da yeni tahvil alım programlarıyla olmaz. Ülkelerin kendi aralarındaki swap hatları ve buna bağlı olarak da yapmış oldukları ticaretleri de göz önünde bulundurduğumuzda Amerika'nın uyguladığı, Fed'in uyguladığı düşük dolar ve bununla birlikte Avrupa'nın nihayet uyanarak yüksek değerli bir euro istemiyoruz çabaları şu anda küresel bazdaki piyasalarda bu dalgalı hareketini beraberinde getiriyor. Ve unutulmamalı ki özellikle Avrupa bugün hem Amerika hem Avrupa tarafında enflasyon rakamlarını takip ediyoruz bu hafta. Enflasyonda istedikleri hedefi tutturamıyorlar. Ama öyle bir noktaya gelecek ki biz nasıl enflasyonu düşürmekte zorlanıyorsak onlar da uyguladıkları bu politikalarda bir revize gerçekleştirmezlerse enflasyondaki düşüş eğilimi hızlanırken uyguladıkları para politikaları da başarısız olacak. Sonuç itibariyle biz evet kur tarafında bir politika belirlemek zorundayız ve bununla birlikte dışarıya bağımlılığımızı azaltabilirsek ki yıl sonuna doğru yeni kaynak arayışlarımız devam ediyor. Bunlara ilişkin gelecek olan her pozitif haberin enflasyon üzerinde de ben pozitif bir unsur yaratacağını düşünüyorum. Ama gıda tarafına daha ciddi asılmamız gerekiyor bu anlamda. Evet. Şimdi enflasyon ve gıda fiyatları arasındaki ilişkiye dair son bir sorum olacak. Sonra Türkiye'nin nüfus istatistikleri geldi 2020. Hakikaten ilginç, çok ilginç sonuçlar var. Bir defa nüfus artış hızımız böyle bıçakla kesilir gibi kesilmiş. 13 nokta, yani binde 13.9'dan binde 5.5'e kadar gerilemiş. İki kattan daha fazla bir gerileme var. Neden olduğunu bilmiyoruz. Yarından sonra muhtemelen bunun üzerine biraz duracağız. Yani biz değil ve bütün medya duracak muhtemelen. Neden Türkiye'nin nüfus artış hızı bu kadar hızla geri çekiliyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi Merkez Bankası'nın dün açıklanan bir bildirisi vardı, duyurusu vardı. O duyuruya göre Merkez Bankası bünyesinde 3 tane birim, yeni birim kuruluyor. Diğer 2 birimle çok ilgilenmiyorum ama gıda ve tarım fiyatlarını izleme birimi kuruldu.
Bu birim bence Merkez Bankası'nın artık yapabileceklerinin sınırına geldiğini hissettiriyor ve diğer kurumların aslında üzerlerine düşen görevi yeterince yerine getirmedikleri kanaatinde. O sebeple fiyat izleme komitesi kurarak fiyatların hangi ürünlerde, hangi segmentlerde, hangi kalemlerde arttığını ya da çok hızlı arttığını belirleyerek ilgili kurumları haberdar edecek muhtemelen. Yani Ticaret Bakanlığı'nı, işte Rekabet Kurumu'nu, diğer düzenleyici kurulları haberdar ederek onlara bir yön çizecek. Çünkü öteki kurumlar muhtemelen şöylesi bir mazeretle geliyorlar Merkez Bankası'nın karşısına. Biz nereden bilebiliriz hangi fiyatın nasıl artacağını ya da azalacağını? Şimdi Merkez Bankası ellerinden bu kozu alıyor, bu mazereti alıyor, mazeret mektubunu alıyor. Çünkü kendisi mazeret mektubu vermek zorunda hükümete. Madem öyle, o zaman ben de bunu yaparım. Fiyat hareketlerini izlerim, sizi bilgilendiririm, siz de gereğini yaparsınız diye bir ikili çek mekanizması kurmaya çalışıyor. Ben başarılı olacağını düşünüyorum ama işte göreceğiz hep birlikte. Ne dersiniz? Şimdi bu sorunuza Almanya örneğiyle cevap vereyim Ali Bey. Almanya'da tıpkı Amerika gibi eyaletler var ve eyaletler anlamında her birisi kendi içlerinde bağımsız ama tabii ki genel karar noktasında şansölye Merkel'e bağlılar. Ancak eyaletlerde uygulanan özellikle fiyatlama ve politikalara baktığımızda herhangi bir ürün marka marka hangi markete giderseniz gidin aynı fiyattan alırsınız. Bir markette o ürünü 45 liradan aynı markayla, diğer markette o ürünü 43 liraya alamazsınız. Evet, ya da o euroya alamazsınız. Tabii. Dolayısıyla belli bir fiyat disiplini söz konusudur. Bu açıdan baktığımızda biz öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Yani o aradaki fiyatlamaya etki eden unsur ve bununla birlikte fırsatçılık noktasını ayırt etmemiz gerekiyor. O yüzden sıkı bir politika, gıda politikası uygulamalıyız derken bu. Hep şu ana kadar ne diyoruz? İşte tarladan sofraya geldiği noktada tarlada 50 kuruş olan domates işte markette ya da pazarda nasıl 5 lira 7 lira oluyor? Hep bunu sorgulamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda onun marketten markete aynı semt içerisinde bile birbirinden farklı marketlerde uygulayabilecekleri bir fiyat aralığı olması gerekir. Bu disiplini oluşturmamız gerekir. O yüzden Avrupa örneğini ve Almanya örneğini biraz daha incelendiğinde bunu göreceğiz. Merkez Bankası'nın attığı adıma gelince son derece doğru bir adım. Hem enflasyon sepeti anlamında hem de bozulan fiyatlama alışkanlıklarının hangi noktalarda bozulduğunu tespit anlamında bu önemli ve yol gösterici olacaktır. Ama tabii çok etkili olacak mıdır? Hayır. Orası nihai bir mercidir. Eline gelen istatistikler üzerinden bir değerleme yapıp hangi noktaların aksadığını bulacaktır. Bu açıdan önemli ama fiyatlamalar açısından dediğim gibi bir takım kuralların daha merkezi bir noktada ortaya konması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bizim önce fırsatçılığı ortadan kaldıracak fiyatlama disiplinine sahip olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bu fırsatçılık dediniz, bundan bahsetmemiz lazım çünkü bu bir yara. Hatırlayacaksınız, geride bıraktığımız hafta PTT AVM'ler aracılığıyla ayçiçeği yağı pazarlanmaya başlandı. Ve ayçiçeği yağının temin edildiği firmanın PTT AVM'ye verdiği fiyatın %25 altında fiyatla kendisi diğer marketlere ürün sattığını ya da kendi sitesinde ürün satmaya başladığını gördük. Şimdi Zade Yağ biliyorsunuz, Tahir Büyük Elbacıgil'in şirketi. Kendisi aynı zamanda uzunca bir dönem Konya Ticaret Odası Başkanlığı yapmış ve umur görmüş bir insan. Şimdi bir şirketin böylesi bir durumda bunu fırsata dönüştürmesi hakikaten anlaşılabilir bir şey değil. Yani siz fiyatları dengelemek üzere bir yeni bir kulvar açıyorsunuz halka. Diyorsunuz PTT AVM'lerde size ucuz yağ satacağız diyorsunuz. Tedarikçi firmayı çağırıyorsunuz, size veriyor fiyatı. Sonra gidip kendi sitesinde onun %25 daha altında yağ satmaya başlıyor. Şimdi bu durumda bu doğrudan suç bir defa. Mesela bunun üzeri örtüldü. Halbuki örtülmemesi lazım. Muhtemelen arada neler konuşuldu bilmiyoruz ama hadi neyse bakmayın kusuruna, bari bundan sonrasına bakalım denilmiş olabilir. Ama bence ağır bir cezayla cezalandırılması ve gereğinin yapılması gerekirdi ki bundan sonra yol olmasın.
Böylesi bir durumda bile, en acil durumda bile bu yola başvuruluyorsa, şimdi sizin biraz önce verdiğiniz Almanya örneği muhteşem. Keşke Türkiye'de öyle olsa. Bizde mesela A marketi dediğiniz gibi, yani Esenyurt'ta başka veriyor, Taksim'de başka satıyor, Bebek'te başka satıyor. Yani aynı ürünü değişik fiyatlarla verebiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani İstanbul'un her yerinde aynı fiyattan, hatta İstanbul'un değil, Türkiye'nin her yerinde aynı fiyattan satması lazım. Evet. Ya da İstanbul'a sattığı fiyatın çok altında fiyatlarla, daha işte 3. 4. derecedeki kentlerde daha düşük fiyatlarla vermesi lazım. Ama İstanbul'da bile fiyat birliği sağlamadan kafasına göre istedikleri gibi fiyat tanzimi. Bunun da adını serbest piyasa diye koyuyorlar. Bence bu serbest piyasayı anlamamaktan kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok kızdım ama size bir söz hakkı vermek için bu kadar uzattım. Kesinlikle haklısınız. Çünkü dediğim gibi yani bu örnekleri incelemek ve burada kontrol mekanizmasını da çok ciddi tutmak gerekiyor. Sadece bu da değil, verilecek olan cezalar anlamında da. Yani bunları sadece kamuoyuyla paylaşmak değil, anında sıcağı sıcağına bir beyaz peynir düşünün. Aynı marka birbirinden farklı marketlerde bir bant aralığı içerisinde fiyatlarda tabii ki indirimler yapabilirler. Bunların bile öncesinde sistematik olarak belirlenmesi gerekir. Tabii. Yapılacak zamları kontrol altına almak ve fırsatçılığı ortadan kaldırmak için bunu belediyelerle birlikte koordineli yapılabilir. Sadece zabıtanın kontrolünde değil, daha büyük mercilerin kontrolünde olması gerekir diye düşünüyorum ben. Aksi takdirde siz ne kadar yukarıdan kararlar alırsanız alın, o fiiliyatta uygulamaya konulurken mutlaka bozulacak ya da bir açık noktası bulunarak oradan yürümeye devam edilecektir. Ama çok ciddi anlamda yaptırımların getirilmesi, çok ciddi anlamda kuralların konulması olayı çözmemiz açısından son derece önemli. Aksi takdirde bu fırsatçılığın önüne geçilemeyecektir. Bir diğer husus da hemen kısaca bir not olarak söyleyeyim. Her üretim anlamında, örnek verelim, patates ya da et ya da peynir, evet, fahiş fiyatları olduğunda hemen bunu ithal edelim şeklindeki haber akışının da fiyatlamaları ciddi anlamda bozduğunu, üretici açısından da bunun son derece yıkıcı olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Eğer biz bir tarım ülkesi isek bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Ya da bir peynir ülkesi isek Kars'taki tüm peynirlerin hakkını vermek gerekiyor. Hemen ithalat tarafını düşünerek ithal etmek yerine kendi ürünlerimizi, madem ki yerli ve milli diyoruz, o zaman kendi ürünlerimizi satın alacak bir stratejiyi ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Şimdi nüfus grafiklerine geçeceğiz. TÜİK açıkladı 2020 nüfus hareketleri. İlk grafiğimiz geliyor. Son 10 yıl Türkiye nüfus istatistikleri milyon kişi olarak. Nüfusumuz 83.614.000'e kadar çıkmış durumda. Nüfus artışı var fakat nüfus artış hızımızda bir gerileme var. Binde 13.9'dan binde 5.5'e kadar düşmüş durumda. Bunun tabii sebeplerini şu anda ben de bilmiyorum. Sizin de bildiğinizi sanmıyorum ama biliyorsanız bizimle paylaşın. Neye bağlı olabilir size göre nüfus artış hızımızdaki düşüş? En büyük etkilerden bir tanesinin bence hayat pahalılığı olduğunu düşünüyorum Ali Bey. Tek çocuğun İnsanlar yeterli olduğunu düşünen aile evet, sayısı. Evet. Yani bir çocuğu yetiştirmek, aynı zamandaki fiyat artışlarının başta ücretlerin düşük seyretmesi, bununla birlikte gider rakamlarının ise hızlı bir şekilde artması, ailelerde bir çocuk varsa ikinciyi yapmama ya da bir süre için çocuk yapmama şeklinde kendini gösteriyordur. Özellikle Y kuşağından Z kuşağına geçişte gördüğümüz husus bu. Mevcut hayat koşulları içerisinde iktisatçıların dediği gibi, eğer nakdi olarak, maddi olarak zordaysan bir ikinciyi ortak etme. Eğer ola ki onu ortak ettiysen o zaman akıl ol, üçüncüyü ortak etme. Tam da zannediyorum dönem bu dönem. Ama tabii ki ben uzmanı değilim. Yapılan araştırmalar neticeyi ortaya koyacak. Doğru bir teşhiste bulundunuz. Yani bu teşhisin %100'e yakın isabetli olduğunu düşünüyorum. Bir başka grafik var, gelecek o. Orada daha iyi göreceksiniz, daire halinde. 2018'den 2019'a ve 2020'ye kadar nüfus artış hızındaki gerilemeyi gösteriyor. 2018'de binde 14.7'den 2019'da binde 13.9'a gelmişiz. 2020'de binde 5.5'e gelmişiz. Bu şu an grafiği arkadaşlarımız verirse onu hep birlikte görme imkanımız olacak.
İl ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı falan onlara girmiyorum ama bu biraz önce verdiğimiz oran yani 2018'den itibaren tedrici olarak aşağı doğru gelmesi hakikaten bu değil arkadaşlar. Bir yuvarlaklar içinde olan grafiği rica ediyorum. Bu sizin sizin tezinizi doğruluyor. Evet, tamam. Evet. Şu grafik belgelerin, buyurun. Evet. Şimdi burada tabii ki son dönemde yani 2018'den itibaren durumdaki azalışa bakacak olursak ülkemizde özellikle yaşanan süreç, yaptırımlar, gelişmeler ve ekonomik anlamdaki iş bulma olanaklarının gittikçe azalması, aktif nüfusun mevcut süreç içerisinde iş bulamaması ve buna bağlı olarak da gelirlerindeki ciddi azalışların aile kuramama ve beraberinde kurmuş olsa bile zorlu hayat koşulları içerisinde çocuk yapma oranındaki düşüş olarak da açıklayabiliriz bunu. Türkiye genç ve hızla büyüyen bir nüfusa sahip. Ancak bu hızla büyüyen nüfusun aynı zamanda da istihdama ihtiyacı var. İşsizlik oranlarının %13-14 seviyesinde seyrettiğini düşünecek olursak böyle bir durum içerisinde insanlar sadece bireysel olarak ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında bu açıdan nüfus oranındaki düşüş hele 2018-2020 periyodu dikkate aldığımızda son derece zamanlama açısından bu söylediklerimizi teyit eder nitelikte. Eğer bireylerin, hane halkının refah düzeyini maddi anlamda yükseltirseniz elbette ki burada nüfusta artışı da beraberinde görürsünüz. Öte yandan ilerleyen süreç içerisinde daha önce nüfusun daha şeyden Anadolu'dan İstanbul ve Marmara bölgesine doğru yönelişini görüyorduk iş imkanları anlamında. Şimdi ise terse göçün başlayacağı bir sürece girebiliriz diye düşünüyorum. Bu da nüfus anlamındaki azalışı devam ettirebilir Ali Bey. Peki, biraz önce verdikleri grafiği arkadaşlarımdan rica ediyorum, onu tekrar alalım. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, orada bir turuncu bar görüyoruz. O turuncu bar, eğer nüfus artış hızımız bu kadar, bu hızda gerilemeye devam ederse, turuncu barı çok daha kalın olarak görmeye başlayacağız. Kırmızı bar çok daralacak, küçük bir şeye doğru gelecek eğer böyle devam edersek. Çünkü son 3 yıldaki nüfus artış hızımızdaki gerilemeye bakarsak, böyle giderse hayat pahalılığı ve insanların çocuk sahibi olmama ya da olmaktan kaçınması ya da geleceğe güvenle bakamayacakları için çocuk sahibi olmamakta diretmeleri durumunda hakikaten yaşlı bir nüfusumuz ortaya çıkabilir. Yani genç nüfusumuzu giderek kaybetmeye doğru yol alan bir ülke haline gelir miyiz size göre? Evet, bir ülkenin refah düzeyini yükseltirseniz orada yine hani çocuk sayısında bir artış olmayabilir. Bunu Avrupa örneğinde sıklıkla görüyorduk. Refah düzeyleri yüksekti. Ancak çocuk konusunda devletlerin yardımına rağmen çok isteksizdiler ve bu yaşlı nüfusta şu anda COVID vakalarında en çok uğraştıran yaş grubu olarak karşılarına çıkmakta. İlerleyen süreçte gelişmiş olan ülkelerde nüfus sayısının artışını görebiliriz, daha gençleştiğini. Gelişmekte olan ülkeler anlamında baktığımızda bizim gibi yoğun nüfus oranı olan bir ailede en az 4-5 çocuğun olduğu sürecin geride kaldığını, bir veya iki çocukla yetinen daha çekirdek ailelere doğru bir dönüş olacak. Bu bir dönüşüm ve tabii ki refah düzeyindeki artış belki bunu biraz daha terse çevirebilir ama yeni nesil, Y'den Z'ye geçen kuşak daha çok iş aktivitesi anlamında aktif olmayı tercih ederken aile kurmayı evet tercih ediyor. Fakat buna yeni bireyler katma konusunda oldukça dikkatli ve bunun daha geniş bir zamanda olmasını düşünüyor diye görüyorum. Her şeyin başında maddi şartlar ve olanaklar. Eğer gerçekten maddi anlamda sadece kendini geçindirebilecek bir noktadaysa bir çocuğun yetişmesindeki masraf, okul ve giyim tarafı olmak üzere bunun altından kalkmak şu andaki fiyatlamalarla son derece güç ve aileler de eminim ki bu noktada takılı kalıyorlar. Evet. Şimdi kilometre başına düşen nüfus itibariyle de bir grafiğimiz var. Bu da çok çarpıcı. Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Biraz önceki sizin söylediklerinize ilave olarak eğer Türkiye ekonomisi büyümeyi
yavaşlatırsa, bu hızla devam edersek, yani biz 950 milyar dolarlardan 705 milyar dolarlara kadar inmiş bir ülke görünümündeyiz maalesef. Bu da kişi başına gelirin azalmasına yol açıyor. O da doğal olarak insanların daha fazla çocuk sahibi olmasının önündeki en büyük engel. Kişi başına gelirin ve gayri safi hasılanın artması lazım. Biz normalde 1 trilyon doları hedefleyen bir ülkeydik. Maalesef geriye doğru gidişimiz sürüyor. Bu içimde kalmasın diye söyledim. Şimdi bu da aslında şu grafik üzerinde epey durulması gereken grafiklerden bir tanesi. Tunceli boşalmış ama İstanbul ve Kocaeli gibi yerlere de yığılmalar var. Bu sadece Tunceli örneği de sınırlı değil. En az nüfusa sahip olan, kilometre kare başına en az nüfusa sahip olan kentimiz orası. Ama buna mesela Bayburt'u, Gümüşhane'yi, Ağrı'yı ve diğer yerleri kattığımız zaman nüfus yoğunluğunun oralarda ne kadar vahim noktalara doğru gittiğini görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor Belgin Hanım, son cümlem. Oralardan buralara bu nüfus geliyorsa oralarda üretim azalıyor. Yani tarımsal üretimimizin azaldığını aslında bu nüfus yoğunluğuna bakarak da söyleyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Zaten kırsal taraftaki nüfus yoğunluğu daha çok tarım alanındaki çalışacak eleman sayısını da belirliyor. Ailelerin çoklu nüfus olması ve dışarıya olan bağımlılıklarını azaltırken kendi ürünlerini, mahsullerini tarladan kaldırabilmek açısından kendi çocuklarıyla bunu yapmaları çoklu nüfusu beraberinde getiriyor. Ancak göçlerle birlikte veya ailelerin kırsal alanlarda geçimini sağlayacak, yani miras yoluyla parçalanan araziler, yeterince ekip biçilememesi ve iklimsel özellikler gibi unsurlar farklı mecralarda iş imkanlarına doğru yönelişi beraberinde getiriyor. Ancak gelinen noktaya baktığımızda bugün haberlerde dikkatimi çekmişti. İstanbul'dan da terse göç başlamış. Covid-19'la birlikte İstanbul'un nüfusunun, mevcut şu andaki nüfusun %70'inin hizmet sektöründe olduğunu düşünecek olursak, bunu da tabii ki işte kapanan oteller, kafeler, kahveler ve restoranlar dahil olmak üzere tüm hizmet birimlerinin tamamıyla durması ya da durma noktasına gelmesi gibi unsurlar yeniden göçü Anadolu'ya doğru yönlendirmiş gözüküyor. İşte bu noktada biraz önceki söyleminize bağlamak gerekirse nüfusun çoğalması değil azalması belki bu noktada biraz daha doğru strateji olacaktır. Hani yine iktisattan bir örnek vereyim. En güzel büyüme şekli küçülerek büyümektir. Evet. Ve o küçülerek büyüme sizi sürdürülebilir ekonomik büyümeye götürür. Nüfus tarafında da azalarak belli bir noktaya gelinmesi önemli. Tunceli iline baktığımızda ise bir de o ile ilgili hafızam beni yanıltmıyorsa aynı zamanda okuma yazma oranı yüksek olan ilimiz. İli, doğru. Bu açıdan da onu da belirtmek gerekiyor. Güzel, peki. Bitirdik Belgin Hanım. 30-40 saniyemiz kaldı ama onu ben rejiye armağan ediyorum sürenin kalanını. Böylece bugünü de noktalıyoruz. Son seansında sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız. Hoşçakalın.